Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Bugün Türklerin İslamiyet'i kabulünü, yani aslında Karahanlılar ve Gazneli devletlerini birlikte ele alacağız. Kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Türklerin İslam tarihinin ilk dönemlerindeki başlıca siyasi gelişmelerin neler olduğunu, yine Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde etki eden başlıca sebepler, Acemler, Berberiler ve Kürtlerin İslam dinini kabul etme süreçleri, yine Oğuzların Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinin Türk ve İslam tarihinde meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel etkileri, Karahanlı ve Gazneli devletlerini, İslam'ın kabulünün Türk İslam yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişmelerin neler olduğunu ve Türk İslam yazınlarını birlikte ele alacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar, Türk İslam tarihinin ilk dönemlerindeki başlıca siyasi gelişmelerin neler olduğunu birlikte ele alacağız. Tabii ki Türkler için bir dönüm noktası diye kabul edilen bir savaş meydana gelecek. 751 yılında Çinliler ile Abbasiler arasında gerçekleşen Talas Savaşı bizim için bir dönüm noktası olacak ve Türkler Araplara ne yapmaya başlıyorlar? Yardım etmeye başlayacaklar ve bu dönemde İslamiyet'e geçmeye başlayacaklar. Bakın, Araplar dediğim aslında kimler diyeceksiniz? Abbas Devleti. Sakın ama sakın unutma, şuraya bir not yazacağım. Emeviler döneminde biz İslam'ı ne yapmadık? Geçmedik. Niye geçmedik peki dersek? Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar, bu adamların mevali diye adlandırdığım köleci bir politikası vardı. O yüzden de Emeviler döneminde değil, Abbasiler döneminin hoşgörü politikasından dolayı Türkler İslam'a geçmeye başlayacaklar. 840 yılında Orta Asya bölgesinde Türk tarihinin ilk Türk İslam devleti olan Karahanlı Devleti kurulacak. Akabinde 1040 yılında ise Dandanakan Savaşı'yla Türklerden Gazneliler tarih sahnesinden çekilirken büyük bir devlet olan Büyük Selçuklu Devleti kurulacak. 1040 yılında arkadaşlar, Tuğrul Bey önderliğinde Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur ve 1048 yılında Anadolu'nun keşifleri ya da Anadolu'nun anahtarları diye adlandırdığım Pasinler Savaşı ile birlikte Türkler Anadolu'yu yurt edebilme düşüncesine kapılmıştır. Tuğrul Bey öldükten sonra tarihler 1071 yılını gösterdiğinde ise Sultan Alparslan Anadolu'nun kapısına dayanmış ve Anadolu'nun kapısına dayanmasıyla Anadolu'nun kapılarını Türklere aralamıştır. Tarihler 1077'yi gösterdiğinde ise Anadolu'da irili ufaklı kurulan beyliklerin yanı sıra İznik bölgesinde büyüyecek bir devlet olan Türkiye Selçuklu Devleti tarih sahnesine çıkacak ve 1097 yılında Hazem Şah diye adlandırdığım devlet kurulacak. Hazem Şahlardan sonra 1157 yılında Katvan Savaşı ile birlikte Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Sonra 1187 yılında ise Gazneli Devleti Afganistan'ın yerli halkı Uğurlar tarafından yıkılacak ve 1212 yılında Karahanlı Devleti tarih sahnesinden çekilmiştir. 1230 yılında ise Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat ile Hazem Şahlar arasında gerçekleşen Yassıçemen Savaşı sonrası Hazem Şahlar tarih sahnesinden çekilmiştir. Şimdi diyor ki sorumuzda, Türkistan tarihinin ilk dönemlerindeki başlıca siyasi gelişmeler neler? Ama unutmuyorsun, benim için en önemli olan hangisi? Talas Savaşı. Niye? Çünkü Çinlilerle arkadaşlar kimler arasında gerçekleşti? Abbasiler arasında gerçekleşti ve Türkler arkadaşlar Araplara yardım etmeleriyle birlikte diyorsun ki kitleler halinde neye geçmeye başladı? İslam'a ne yapmıştır? Geçtiler. Yine unutmuyorsun, şöyle tek tek ele alacağım ve tek tek gideceğim. Unutmuyorsun, Orta Asya'da, bakın unutmuyorsun, Orta Asya'da İslam'ı kabul eden ilk devlet kimdir? Karahanlılar diyeceğiz. Ama soruyu değiştirdim. Dedim ki arkadaşlar, İslamiyet'i kabul eden ilk devlet deseydim, hemen diyecektin ki İtil neyleri diyecektin? Bulgarlar. Ama soruyu değiştirdim. Dedim ki İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu deseydik, bu sefer de kim diyecektin? Karluk olarak adlandıracaksın. Bak unutma, Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti dersem Karahanlılar, İslamiyet'i ilk kabul eden devlet dersem İtil Bulgarları, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu kimdir dersem de aklınıza
Karluk olarak ne yapsın? Gelsin. İslamiyet öncesinde dönemde Türklerde görülen inanış yapıları nasıldı? Hadi gelin birlikte buna bakalım birlikte. Gök Tengri ya da diğer isimli arkadaşlar Gök Tanrı, Orta Asya'daki ilk Türk devlet ve topluluklarında görülen en önemli inanç. Aslında hala günümüzde kısmen de olsa şamanizm inancı Orta Asya'nın en yaygın inanış biçimleri içerisinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır. Ve Orta Asya'da ilk Türk devlet ve topluluklarında görülen en önemli inanış yapılarından bir tanesidir. Daha sonrasında tarih sahnesinde ilk kez Gök Tanrı inancı ve şamanizm inancını bırakarak Budizm ya da aslında inancı ortaya atılacak ama bu arkadaşlar kurultayda kabul edilmiyor. Yine tarih sahnelerinde Uygur Devleti'ne geldiğimiz zaman Gök Tanrı inancını bırakarak arkadaşlar Çinlilerin kabul ettiği Maniheizm arkadaşlar inancını kabul edecekler. Ki nitekim Maniheizm inancı da diyor ki işte et yemeyeceksin, savaş yapmayacaksın. Bu da otomatik arkadaşlar Uygurların inanış yapısından dolayı yerleşik hayata ne yapmasını, geçmesini sağlayan önemli bir unsur olacak. Daha sonrasında Türk tarihinde arkadaşlar Musevili kabul eden ilk ve tek bir Türk devletimiz var. Kim peki bu dersek? Tabii ki Hazarlar diyeceksiniz. Hemen şuraya yazalım Musevilik inancını. Ne yaptılar? Kabul ettiler. Avarlar, Peçenekler, Kıpçaklar, Avrupa Hunları, Tuna Bulgarları ve Macarlar'da da arkadaşlar hangi inanış yapısını göreceğiz? Hristiyanlık inancı önemli bir unsurdur. Ama ben hemen şuraya sana bir püf nokta açacağım. Diyeceğim ki eğer bir Türk devleti Hristiyanlığı kabul ettiyse diyeceksin ki kendi benliğini ne yapmıştır? Kaybetti diye adlandıracağız. Şimdi bakalım. Gök Tanrı inancını bırakıp Budist, Manihist veya Musevi olan Türkler zaman içerisinde ulusal özelliklerinde bir takım kayıplara uğramıştır. Avrupa'ya göç eden Türkler ise zamanla Hristiyanlaşıp Avrulaşarak milli benliklerini kaybetmişlerdi. Bakın aslında şunu söyleyeceğiz unutmayın. Manihist ve Musevi dedik ama arkadaşlar Uygurlar için bunu söylemeyeceksin. Çünkü Uygurlar arkadaşlar Türkçe dilini kullanmışlardır. Bu yüzden de bunu ne yapmayacağız? Düşünmeyeceğiz. Geldi bir sorumuz var. Bir sorumuza bakalım. İslamiyet öncesi dönemde Türkler arasında görülen inanışlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Budizm. B. Musevilik. C. Maniheizm. D. Hristiyanlık. E. Konfeçyusluk. Şimdi Budizm inancı arkadaşlar hemen şöyle açtım. Gök Tanrı inancı. Daha sonrasında Musevilik dediğim zaman arkadaşlar Hazarlar. Sonrasında Maniheizm diye indi dediğim zaman Uygur devleti. Yine Hristiyanlık dediğim zaman işte Avarlar, Avrupa Hunları gibi birçok açabilirsiniz. Ama Konfeçyusluk inanç yapısı Türklerde görülmez. O yüzden de doğru cevabımızı E şıkkı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Türklerin İslam dünyası ile ilk temasları ve İslamiyet'in kabulüne gelelim. İslamiyet Hazreti Muhammed döneminden beri Türkler tarafından tanınmaktaydı. Hatta Gök Türk Devleti ile ilk temaslar bu dönemde gerçekleşiyor. Daha sonrasında ise ilk kez Hazreti Ömer zamanında Türkler ile Müslümanlar komşu olmuşlardır. Bakın İran'ın fethiyle birlikte Türklerle Müslümanlar, Araplar ilk defa sınır komşusu. Yani o zaman bir savaş var mı? Hayır yok. Ama tarihler arkadaşlar Hazreti Osman'ı gösterdiğinde ise Hazreti Osman döneminde ve Türkler arasında ilk sıcak çatışmalar ne yapıyor? Gerçekleşecek. Hatta Müslümanlarla Türkler arasında ilk savaş Hazarlar devrinde gerçekleşiyor Hazreti Osman zamanı. Hatta Hazarlar İslam'ın Kafkas bölgesinde yayılmasını engellemişlerdir. Tarihler Emevilere geldiğinde ise Emeviler ırkçı yani aslında arkadaşlar hangi politika? Diyorduk biz buna. Mevali politikasından dolayı şiddetli Türk-Arap savaşları yaşandı. Bunun en güzel örneği aslında kimdir dersek de Türk İşleri arkadaşlar. Türk İşler'de Sulu Kağan zamanında Emevilerle Türk İşler arasında gerçekleşen savaşta Orta Asya'da İslam'ın yayılması ne yapılmıştır? Engellendi diyeceğiz. Ama tabii ki Türkler için dönüm noktası diye adlandırılan Talas Savaşı'nda ortak düşman olan Çin'e karşı kurulan Türk-Arap birlikteliğinin ve Abbasi'nin izlediği ılımlı siyasetten dolayı Türkler ilk defa kitleler halinde İslamiyet'e geçmeye başladılar. Talas Savaşı sonrası Türk topluluklarının İslamiyet'i kabul etmeleri ve bir anda toplu şekilde değil, aşamalı olarak farklı farklı tarihlerde gerçekleşmiştir. Yani bir anda bütün Türkler şunu söylemiyor, o tamam biz İslamiyet'i kabul ediyoruz demeyecekler. Zaman içerisinde ne yapmışlardır?
İslamiyet'e geçecekler. Acemler yani İranlılar, Berberiler ve Kürtlerin İslamiyet'i kabulleri arkadaşlar. İran fethedilmeden önce bir kısım İranlılar zaten Müslüman olmuşlardı. Yine arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde yapılan, unutmuyorsun, Kadisiye sonrasında geldi arkadaşlar Celula ve en son olarak Nihavend savaşları sonrası Sasani Devleti'nin yıkılmasına ve İran'da İslamlaşmasına ne yaptı? Zemin hazırladı. Kuzey Afrika'da bilinen en eski yerli halkı olup bölgede öbek öbek bulunan Berberiler 4 halife döneminde fethiler sonucunda önemli ölçüde Müslüman olmuşlardır. Cibal, Ermeniye, Azerbaycan, Musul civarında yaşayıp genelde Sasani ve Bizans İmparatorluğu'nun egemenliğinde bulunan Kürtler, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman döneminde yapılan fethilerin etkisiyle çok büyük ölçüde Müslüman ne yaptılar? Oldular. Geldim Oğuz Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden bahsedeceğiz. Oğuzlar 10. yüzyılın başlarında Yenikent, Huvare, Cent şehirlerinin yanı sıra Karlukların idaresindeki bazı yerlerde bulunan ve medeni seviyede yüksek olan Müslüman gruplardan İslam dinini öğrenmişlerdir. Oğuz arasında İslamiyet 10. yüzyılın ikinci yarısını yayılmaya başladı ve 11. asırda hakim din haline gelmeye başladı. Hatta bir püf nokta söyleyelim. İslamiyet'i kabul eden arkadaşlar Oğuzlara Türkmen lakabını vereceksiniz. Ama İslamiyet'i değil Hristiyanlığı kabul eden arkadaşlar Oğuzlara ise Uz lakabı verilir. Hemen şuraya Hristiyan diyelim. Unutmuyorsun Hristiyan Oğuzlara Uz adı verilmiştir. Samanoğulları Şehzadesi Muntasır, Maveraun-i Nehir ve Karahanlılardan almak için Oğuz Yagbusu'yla anlaştı ve bir süre sonra Yagbu ne olmuştur? Müslüman ne yaptı? Oldu diyeceğiz. Sonrasında Büyük Selçuklu, Anadolu ya da Türkiye Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük ve uzun ömürlü Türk devletinin kurulmasına sağlamlaştıran arkadaşlar tabii ki beylerimiz kimdir dersek de unutmuyorsunuz. Oğuzlar olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Peki Türklerin en kalabalık Oğuz boyu kaça ayrılıyor dersek? İkiye ayrılıyor. Bozok ve Üç Ok diye ne yapacağız? Adlandıracağız. Şimdi unutmuyorsunuz Bozok da kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Günhan içerisinde Kayı. Şuraya Kayı'ya hemen bir yıldız koyacağım. İşte Bayat, Alkaevli, Karaevli göreceğiz. Ayhan'da ise Yazır, Lodurga, Döger ve Yaparalı göreceksiniz. Yıldızhan'da Avşar, Beydili, Korkın ve Kızığı göreceğiz. Denizhan'da Iğdır, Bügdüz, Yiva ve Kınık. Bakın şu Kınık'a da hemen şöyle bir yıldız koydum. Dağhan'da ise Salur, Alayontlu, Eymür, Yüreğir ve Kökan'da ise Bayındır, Çuvaldur, Çepni ve Peçene'yi göreceksiniz. Şimdi yıldız koyduklarım ne alaka diyeceğiz değil mi? Şimdi Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar kurucusu kimdi? Tabii ki Kayı boyuydu. Yine Büyük Selçuklu Devleti'nin arkadaşlar yine kurucusu kimdir dersek de aslında Kınık boyu diyeceksiniz. O yüzden de bu iki tane beyle ne yaptım ben? Yıldız koydum. Geldim şimdi devam ediyorum. Oğuzların İslamiyet'i kabul edenlerini arkadaşlar ne diye adlandırıyorduk? Daha yeni söylemiştim. Siz de kendi içerisinizde cevaplandırın. Ne diyorduk? Türkmen neyini kullanacaktık? Lakabını kullanacaktık. Yine unutmuyoruz. Tuğrul Bey döneminde ise bakın Tuğrul Bey döneminde ise Oğuzlar Büyük Selçuklu Devleti'ni ne yapmışlardır resmen kurdular. Hangi savaştı arkadaşlar? Danakan Savaşı'yla Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulurken Gazneli Devleti ise yıkılma sürecine girmişti. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasını takiben 10 bin çadırlık bir Türk topluluğu Müslüman olmuştur. Tuğrul Bey Gazneli Sultanı Mesut'a ise arkadaşlar hangi savaş? Dandanakan Savaşı'yla yenerek Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu resmen ne yapmıştır? Tamamlayacak. Daha sonrasında ise Bağdat Seferi'ni bakın hangi sefer? Bağdat Seferi'ni düzenleyen Tuğrul Bey Şii Büveyloğulları'nı arkadaşlar yıkarak Abbas halifesini baskıdan kurtardı. Ki biliyorsunuz ki bu baskının kurtarılması büyük bir ödülle sonuçlandırıldı. Peki bu sonuç nedir dersek şunu söyleyeceksiniz. Doğu'nun ve Batı'nın arkadaşlar neyi? Sultanı unvanı ne yapıldı? Verildi. Bakın unutmayın. Yani bunu daha önce ÖSYM'de soru olarak da soruldu. Şunu söyleyeceksiniz. İlk kez din ile devlet işleri aslında resmen
ayrıldı. Dini yetki arkadaşlar halifede kalırken siyasi yetki ise Tuğrul Bey'de ne yapmıştır? Kalmıştır. Tuğrul Bey zamanında Büyük Selçuklu Devleti İslam dünyasının koruyucusu haline ne yaptı? Geldi. Ama Abbasiler şöyle bir baktı halife. Dedi ki ben yanlış yaptım. Benim bunu tekrar ne yapmam lazım? Almam gerekecek diyecek. O yüzden de tabii ki Büyük Selçuklu Devleti'ne yıkıcı faaliyetlerde ne yapmıştır? Bulundu diyeceksiniz. Yine Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflamasıyla ülkede birçok devlet ve atabeylik kuruldu. Yani arkadaşlar kimlerdir peki dersek? Devlet olarak Irak Selçukluları, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları ve tabii ki bizim için en önemlisi olan Türkiye Selçukluları diyeceğiz. Atabeylik yani arkadaşlar bağımsızlığını ilan edenler. Şam Atabeyliği yani Böğriler, Musul ve Halep Atabeyliği, Azerbaycan Atabeyliği ve Fars Atabeyliği yani Salgurlular diye ne yapabiliriz? Adlandırabilirsiniz. Anadolu Selçuklu Devleti Bizans ile savaşarak Hristiyanların Anadolu'daki sınırlarını daralttı ve Anadolu'da İslam dini ve Türk İslam kültür ve medeniyetin yayılmasında etkili oldu. Şimdi Anadolu Selçukluları Batı dünyasının İslam alemi üzerinde düzenlediği tabii ki biliyorsunuz ki en klasik ne seferleri Haçlı seferlerine karşı başarılı mücadeleler vererek İslam dünyasını ne yapmışlardır? Korumuşlardır. Hatta İslam dünyası yani Anadolu'nun ebedi Türk yurdu haline gelmesini sağlayan devlet kimdir dersek tabii ki Türkiye Selçuklu ya da Anadolu Selçukluları diyeceğiz. Hatta hangi savaş dersek de Mirya Keferon Savaşı ile arkadaşlar hükümdarımız kimdir? 2. Kılıç Arslan zamanında yapılan Mirya Keferon Savaşı ile birlikte Anadolu ebedi Türk yurdu haline gelmiştir. Oğuzların Türklerin İslamiyet kabulünün Türk ve İslam tarihine etkileri ve Türklerin İslamiyet'e hizmetleri neler oldu peki? İslam dininin geniş alanlara yayılmasını sağladılar. Yine İslam kültür ve medeninin gelişmesi ve yaygınlaşması sağlandı. İslam ordularının güç kazanmasını ve Türklerin İslam dünyasındaki prestiji elde etmelerini, nitekim bunun en güzel örneği aslında Tuğrul Bey diyebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Halifelik makamının dış tehditlere karşı korunması, yani İslam dünyasının kılıcı haline gelecek. Halifeye karşı çıkarılan iç isyanları bastıracaklar. Tarihsel süreçte Anadolu, Azerbaycan, Irak, İran, Suriye gibi bölgelerde Türk devletlerinin ve Müslüman Türk varlığının temellerinin atılmasını ne yapmıştır? Türkler sağlamışlardır. Hatta artık hatırlayın ilk Türk devletlerinde bir cihan hakimiyeti vardı. O cihan anlayışı artık arkadaşlar cihat anlayışı yani dini yayma anlayışına ne yapmıştır? Dönmüştür diyeceğiz. Geldim tabii ki Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletimize kim diyeceksiniz peki buna? Karahanlılar diyeceğiz. Peki Karahanlılar hangi toplulukların arkadaşlar birleşmesiyle kurulmuştur dersek unutmuyorsun. Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi gibi topluluklarının birleşmesiyle Türkistan'da resmen kurulmuştur. Bilinen ilk hükümdarları kimdir peki dersek? Diyorsun ki Bilge Kül arkadaşlar Kadir olarak ne yapılmakta? Bilinmektedir. Peki arkadaşlar Bilge Kül Kadir Han'da mı İslamiyet'i kabul ettik? Hayır. Kim zamanında? Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet kabul edilmiştir. Hatta Satuk Buğra Han İslamiyet'i kabul ettikten sonra arkadaşlar Abdülkerim neyini alacak? Ünvanını ne yapmıştır? Aldı diyeceksiniz. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti olup aynı zamanda diğer Müslüman Türk devletleri için bir model oluşturmuş ki ne yapmış da modern oluşturacak? Birçok önemli çalışmalar yaptı. İşte ilk medreseler, ilk kervansaraylar olarak göreceğiz. Ama unutmuyorsun devletin resmi dili nedir abi? Türkçedir. Devlet milliyetçi unsurlar ile öne çıkmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında farklı etnik unsurları barındıran çok uluslu bir imparatorluk olmaması, halkın ordusunun ve yöneticilerinin Türk olması, dilini ve örf ve geleneklerini koruması, Türkistan'da hüküm sürmesi gibi nedenler etkili olmuştur. Peki Karahanlıların Türkistan dünyasına verdikleri bazı öncü hizmetler neler dersek? Türkistan tarihinin ilk medreselerini açacaklar. İlk hastanelerini yapacaklar. Bimaristane bu da unutmayın sosyal neyi ortaya çıkartacak? Devlet yapısını ön plana çıkartmıştır. İlk posta teşkilatını kuracaklar ki bu da merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik olduğunu bileceksin. İlk burslu eğitim verecek yine bu sosyal devlet anlayışında geliştiğini gösterecek. Türkistan'ın yazılı eserlerini ilk kez ortaya koyacak ve ilk defa arkadaşlar ribat adı verilen
Neyler yapmışlar? Kervansaraylar. Ama bak unutmaman lazım. Ribatlar hatırla. Bunu ilk konularında görmüştük Orta Çağ dünyasında. İlk önce sınır karakolları olarak kurulmuşlardı. Ama sonrasında merkezin içerisinde kalmaya başlamasıyla birlikte bunlar arkadaşlar neye dönmüştür diyorsunuz? Birer kervansaraylara ne yaptı? Dönüştü diyoruz. Geldim Türk İslam devletlerinin yönetim, hukuk, ordu ve eğitim anlayışına. Eski Türk devlet idaresindeki gelenekler önemli ölçüde devam ettirilmiştir. Kut inancı, hanedan anlayışı, saltanat usulü sürdürmüş. Mesela kut anlayışı ne? İşte kut demiyor da işte Allah'ın yeryüzündeki gölgesi demeye başlıyor. Hanedancı anlayış işte ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı. İslamiyet'le birlikte hükümdarlık Allah'ın bahşi yani atamasıyla Allah'ın emaneti ve Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak kabul edilmiştir. İdare toplum ve hukuk kurallarına göre yeniden düzenlenecek. Aslan Han, Buğra Han, İlik Han, Emir, Sultan gibi hükümdar unvanları kullanılmaya ne yapıldı? Başlanıldı. Aynı zamanda unutmayacaksınız, padişahlar artık tahta çıktığı zaman arkadaşlar tıraz adı verilen neyler giymeye başlayacaklar? Kıyafetler giymeye başlamışlardır. Hükümdarlara hilafeden arkadaşlar yani halifeden onay alması için bir belge almaya başlıyorlar. Biz bu belge ise menşur olarak ne yapmam lazım? Bilmem lazım. Yani halifenin neyini alıyorlar abi? Onayını almışlardır. Biz bu olayda menşur belgesi olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Sonrasında ise tabii ki resmi belgelerde tevki veya tuğra denilen mühürler kullanılmıştır. Namaz vakitlerinde, savaşlarda ve törenlerde arkadaşlar davul çalınıyor. Yani davulun diğer adı nedir dersek de tabii ki nöbet olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Hükümdarların başına arkadaşlar yine çetir adı diye adlandırdığım bir şemsiye tutulmuştur. Çünkü onlar Allah'ın yeryüzündeki neyleridir? Gölgelisidir. Karahanlarda devletin işleriyle ilgili önemli kararların alındığı yere ise arkadaşlar Meclisi Ali yani diğer isminde Divanı Ali de diyebilirsiniz. Hemen şuraya yazalım. Meclisi Ali ya da Divan Ali kurulmuştur. Yine gaznelerde mali ve genel idari işlerden sorumlu olan divana ise divanı mezaret arkadaşlar deniyor. Bakın ne diyecekmişiz? Divanı vezaret olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Yine hukuk sistemi de tabii ki İslamiyet'in gelmesiyle birlikte yani dinsel unsur olan şer'i hukuk ve tabii ki bizim gelenek göreneklerimizin oluşturduğu örfi ne oluşacak? Hukuk şeklinde iki kısma ayrılacak. Şer'i davalara ise arkadaşlar kadılar bakarken Karahanlı ve Gazne'nin hükümdarları ise örfi mahkemelere ne yapmışlardır? Başkanlık etmişlerdir. Karahanlı ordusu sarayı ve hükümdarı koruyan saray muhafızları, hükümdarların şahsına bağlı ücretli askerlerden meydana gelen hassa ordusu yani padişaha bağlı ordu, hanedan mensupları, valiler ve diğer devlet adamlarının kuvvetleri, devlete bağlı Türk boylarının kuvvetleri olmak üzere dört ana birimden oluşmuştur. Gazneli ordusu sarayı ve hükümdarı koruyan gulamlar yani gulam demek aslında köle anlamına gelecek. Eyaletlerin ve bağlı devletlerin kuvvetleri, Türkmenler, ücretli ve gönüllü birlikler şeklinde gruplardan meydana gelmiştir. Karahanlar da İslamiyet'in kabulüyle konar göçer yaşam tarzı yerine yerleşik bir toplum düzenine, sözlü kültür ise yazılı kültürü bırak yazılı kültüre ne yapmıştır kendini bırakmıştır. Şimdi burada bilmem gereken unsur Harezm, Buhara, Taşkent, Semerkant gibi merkezler birer eğitim, ilim, bilim ve çeviri ve sanat merkezi haline ne yapmıştır? Gelmiştir diyeceksiniz. Şimdi İslamiyet'in kabulüyle birlikte Karahanlı ve Gazneli başta olmak üzere Müslüman Türklerde eğitim, bilim, sanat, siyaset, ordu, toplum ve hukuk gibi pek çok alanda önemli ölçüde gelişim bir değişim ne yapılmıştır? Yaşanmıştır diyorsunuz. Şimdi geldim. Peki bu değişimin içerisinde neler var? Karahanlar döneminde ortaya konulan Müslüman Türklere ait ilk yazılı eserler ve ilk Türk İslam yazınları. Şimdi yazarı kimdir Kutat Kubilin arkadaşlar? Tabii ki kim diyorsunuz? Yusuf Has Hacip. Dili arkadaşlar Karahanlı. Ne ile yazılıyor? Türkçesiyle ne yapıldı? Yazıldı. Adının anlamı nedir dediğimde ne söyleyeceksiniz peki? Aslında mutluluk veren
bilgi anlamına ne yapmakta? Gelmekte. Türü nedir dersek, siyasetname özelliğini ne yapar? Taşır arkadaşlar. Yine unutmayın, nazım arkadaşlar birimi nedir diyorsunuz? Beyittir diyeceğiz. Yani aslında Türk Edebiyatı'nın ilk örneği siyaset anlamında. Önemi ise arkadaşlar İslamiyet'in Türklerce kabulün sonrasında bilinen ilk yazılı eserdir diyeceksiniz. O zaman diyorum ki hemen ilk yazılı nedir? Eserdir. Neyin? Türk İslam'ın diye adlandıracağım. Şimdi geldim. Neyden bahsedeceğiz? Divan-ı Lügat-ı Türk'ten bahsedelim. Şimdi Divan-ı Lügat-ı Türk'ü illaki sorularda duymuşsunuzdur. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün arkadaşlar öneni nedir? Özelliği nedir dersek? Tabii ki yazarı arkadaşlar Kaşgarlı Mahmut olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Dili tabii ki arkadaşlar yine neyle yazılmıştır dersek? Karahanlı Türkçesiyle ne yapıldı? Yazıldı. Yine arkadaşlar devam ettim. Şimdi tür dediğimizden kastettiğimiz arkadaşlar sözlüktür. Tabii ki içeriği nedir? Yani hangi anlamda yazıldı dersek içeriği aslında Türkçenin arkadaşlar önemli bir dil olduğunu ne yapar bize? Anlatır diyeceksiniz. Bizim için önemli bir unsurdur. Amacı da aslında arkadaşlar Araplara ne öğretmek? Türkçeyi ne yapmaktır? Öğretmektir. Geldim Atabetül Hakaik'ten bahsedelim. Şimdi Atabetül Hakaik'in özelliği nedir? Bunlar arkadaşlar geçiş eserleri diye ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Şimdi Atabetül Hakaik'in özelliğinin ne olduğu, neler olduğunu bakacağız. Aslında yazarı kimdir dediğimizde hepinizin bildiği bir isim aslında kim? Edip arkadaşlar. Şunu hemen bir düzeltelim. Yazamadık. Edip Ahmet Hükneki. Peki dili nedir arkadaşlar? Yine Karahanlı neyle yazılıyor? Türkçesiyle yazılmıştır. Adının anlamı ne dersek eğer arkadaşlar hakikatlerin neyidir? Eşiğidir. Türü nedir dersek eğer arkadaşlar onu da şunu bileceksiniz aslında türle ilgili didaktiktir arkadaşlar. Konusu ise arkadaşlar din ve ahlaktan ne yapar bize? Söz eder. Geldim son geçiş eserimiz aslında. Son geçiş eserimiz aslında Anadolu'ya arkadaşlar önemli bir ışık tutmuş bir kişi. Ahmet Yesevi'nin yazdığı önemli bir noktadır. Yani aslında yazarımız kimmiş? Ahmet Yesevi. Şimdi dili yine tabii ki arkadaşlar Karahanlı neyi? Türkçesiyle yazıldı. Türü nasıldır dersek eğer? Türünden bahsedecek olursak türünde şu şekilde söyleyeceksiniz. Aslında dini ve tasavvuf arkadaşlar önemli nokta. İçeriği arkadaşlar aslında nedir dersek? İlk aslında şöyle içeriye şöyle yazalım. Allah'a yakın olma isteği vardır. Önemi nedir dersek arkadaşlar? İlk tasavvuf neyi diyorsunuz? Eser olarak ne yapılmakta? Bilinmekte diyeceğiz. Şimdi gelelim bir sorumuz var. Türk İslam yazınlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Divan Lugat-ı Türk bir Türkçe sözlüktür. B. Atabetül Hakaik nasihatname türünde bir eserdir. C. Türk İslam edebi yazını Divan Lugat-ı Türk'tür. Kutat Kubilik Yusuf Azacip tarafından kaleme alınmıştır. E. Divan-ı Hikmet Türklere Türkçe olarak tasavvuf öğretinin ilk eserdir. Aslında burada yanlış olan arkadaşlar hangisidir? Tabii ki C şıkkı ilk Türk İslam edebi yazını Divan-ı Lügat-ı Türk demiş ama Divan-ı Lügat-ı Türk diye ne yapmayacağız? Adlandırmayacağız. Şimdi gelelim
Değerli arkadaşlar, Gazneli Devleti'nden bahsedelim. Gazneli Devleti bugün Afganistan'ın arkadaşlar Gazne şehrinde kurulmuş. O yüzden de devlet adını bölgeden almıştır. Devletin bilinen ilk kurucusu kimdir dersek de Alp ne diyorsunuz? Tigin olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Sebük Tigin zamanında ise sınırları Hindistan'a kadar uzanmıştır. Ama en parlak dönem ise Gazneli arkadaşlar Mahmut zamanında ne yaptı? Yaşandı. Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek Hindistan'a İslamiyet'in yayılmasını, kast sistemin zarar görmesine, toplumsal eşitlik konusunda mesafe alınmasına zemin hazırlamıştır. Yine halife tarafından kendisine baskı altından kurtardığı için Türk tarihinde ilk kez sultan neyi veriliyor? Ünvanı verilmiştir. O yüzden de sultan ünvanını alan ilk Türk hükümdarı Gazneli kim olmuştur? Mahmut oldu diyoruz. Şimdi bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. Gazneli Devleti'nin bu haritasından hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Farklı kıtalarda toprak edinmiştir. Hayır, sadece Orta Asya bölgesinde. Yani Asya'da sadece. Yine geldim. Asya'nın doğusunda hüküm sürmüştür. Hayır, söyleyemezsin. Doğu diyemem buraya. C. Orta Asya'nın siyasi birliği sağlanmıştır. D. Batı Hristiyan İmparatoru komşu yapmıştır. E. Müslüman Araplara yakın bir coğrafyada siyasi varlık göstermiştir. Evet, görüyorsunuz, bakın Abbasiler var burada. Yani Müslüman Araplara ne yapıyor? Yakınlık gösteriyor. O yüzden de doğru cevabımızı E şıkkı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Sultan Mesut döneminde arkadaşlar yapılan, daha önce de gördük söyledik, Dandana Kan Savaşı'yla birlikte devlet yıkılma sürecine girecek. Bu süreçte zayıflayarak Afganistan'ın yerli halkı gurular tarafından ne yapılmıştır? Yıkılmıştır. Gazneler sarayda ve orduda Türkçe konuşulmasına karşın resmi dil Farsça olarak kabul edilmiş. Türk dilinin gelişmesinde bundan dolayı bir yavaşlama görülmüştür. Ama bakın mesela Karahanlılarda ise Türkçenin çok zengin olduğunu ne yapmaktaydık? Görmekteydik değerli arkadaşlarım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.